Gelir ve gider grafiklerinden hareketle bu belediye ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Belediyelerin geliri giderinden fazladır. Ulaşılabilir mi bakalım. Milyon TL ile ölçülmüş gelir grafiği burası, gider grafiği burası. Şimdi toplam gelirleri arkadaşlar aşağı yukarı hesaplamaya çalışalım. Bakın, eee 102, 82, 184, 185... 185,4 ama hani bunu bu kadar net hesaplamanıza gerek yok. 185 deseninizde olur. Çünkü yukarıdan daha fazla olduğunu göreceksiniz. Mesela 142 zaten 47'yi topladığınız zaman 187, 189 olduğunu görürsünüz. Hani ortayı toplamaya gerek bile kalmadan özür dilerim 8 unutmuşum, e, gerek bile kalmadan daha fazla olduğunu görürsünüz. Yani buna ulaşılabilir. B'ye bakıyorum. E, harcamalar ve vergilerden elde edilen gelir ile onarım masrafları ve maaşlar karşılanabilir. Harcamalar ve vergilerden elde edilen gelir ile, yani şuradaki bahsettiğim 189 ile, eee, Onarım masrafları ve maaşlar karşılanabilir. Şurası kaçtı? 100, 182, 184'tü. 184'lük bir dilim karşılanabilir mi? Evet, karşılanabilir. Belediye en az geliri projelerden sağlamaktadır. Bakın arkadaşlar şimdi şu hataya düşmeyin. Evet burada bir grafik gördük ve baktık ki aa bakın burada en az gerçekten de projeymiş çok az bir dilim. Hemen bu sağlanır demeyin. Bu arkadaşlar gelir değil gider grafiği de unutunuz mu? Gelir grafiği yukarıda ve orada zaten proje ile ilgili bir kalem bile yok. O yüzden ulaşılamayan seçenek C.